Yeni bir bilgilendirme videosuyla daha karşınızdayız. Bugünkü vakamız maalesef bize sürekli gelen vakalardan bir tanesi. Bir erkek kedimiz bir süreden beri arka tarafında hassasiyet var. Kum kabına giderken sürekli gidiyor ama yapamıyor ve en sonunda kusmaya başlıyor. Has sahipleri buraya ellediğinizde bakın bu hayvan ciddi bir anestezide hala tepki gösteriyor. Gördünüz mü? İnanılmaz bir arıza var. Çünkü idrar kesesi sonuna kadar dolu. Ve bunun en büyük nedeni maalesef hatalı besleme. Market maması dediğimiz, hani çok isim şey veremiyoruz ama uygun, ucuz ya da pet shoplarda çok ucuz satılan mamalarla besleme sonucunda bunlar gerçekleşiyor. Şimdi gelin yaklaş, bak size bir şey göstereceğim. Bakar mısınız? Hayvan pipisini yalamaktan pipisinin ucunu artık yara yapmış. Biz buraya şimdi malzemelerimizi hazırladık. Sondayla girmeye çalışacağız ve idrar yolunu açacağız. Bakın inanılmaz ağrısı var hayvanın hala. Ve burada bir dipnot daha gördüm. Bu kedimiz dışarıya çıkan bir kedi. Bakın şurada bir kenemiz var. Bayağı da büyümüş. Tabii bununla ilgili daha sonra bir işlem yapacağız. Kedide kolay kolay kene göremezsiniz. Enteresan bir vaka. Şimdi işlemlerimize başlayalım. En sonunda sondamıza, kedimize girdikten sonra idrarına bakalım. Ondan sonra duruma göre tekrar sizle görüşelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kedimizin idrar yollarını açtık ve akan, artık idrar demiyorum yani, kanlı idrarı görüyorsunuz. İnanılmaz derecede kötü bir şey ve çok da kötü kokuyor. Muhtemelen de enfektif bir kan. Bununla ilgili şimdi gerekli şeyleri yapacağız. İnşallah kedimizi hayatta tutabiliriz. Çünkü çok ciddi bir olay şu anda böyle kedinin bu şekilde idrarının gelmesi. Sondasını takacağız. Devamında da uyanmasını bekleyeceğiz. Hasta sahibimize de izah ettik durumu. Böyle kedilerin uyanması biraz zor olabilir. Neden zor olabilir? Çünkü hayvan idrarını yapamadı. Tıkandığı için bir süre sonra idrar kesesindeki idrar böbreklere doğru geri gitmeye başlar ve böbrek fonksiyonlarını bozar. Bu nedenden dolayı da kedimiz kusar. Kustuğu için de kedimizde ciddi şekilde sıvı kaybı, elektrolit kaybı şekillenir. Zaten şu bile, yani durumun, şu gözüken görüntü bile durumun ne kadar kötü olduğunu bize gösteriyor. Kedimizin hayati tehlikesi devam ediyor. Böyle bir idrardan sonra elimizden geleni yapacağız. Yavaşça idrar kesesini sıkıyorum. Şimdi sondamızı takacağız ve tedavimize devam edeceğiz. Bayağı kötü bir tablo. Kanlı idrar olmasının nedeni de idrar kesesi, idrarla gittikçe doldukça bir süre sonra idrar kesesinin çeperi çatlamaya başlıyor ve buradan sürekli kan sızıyor. Ha, tabii ki böbrekleri oluşturduğu basınçtan da oluşabilir. Ama gördüğünüz gibi kedimizin durumu çok iyi değil. Elimizden geleni yapacağız. Sizinle de bunları paylaşacağız. İdrar yolları tıkalı olan kedimizin son hali bu. Sınacığım gel. Bakar mısın? Boncuk göz. Evet. Şimdi onun damar yolunu çıkartacağız. Gayet iyi. Yemek yemeye de başladı. Yakalımız biraz büyük. Büyük bir yakalık takmamız lazım. Çünkü arkasında sondası var. Sondasını da göstereceğim şimdi. Onu çıkartmaması için. Biz şimdi damar yolunu çıkartacağız. Sahiplerine teslim edeceğiz. Bize 2 gün sonra kontrole gelecekler. O zaman da sondasını çıkartacağız. Ve onlara beslenmesiyle ilgili bazı önerilerde bulunacağız. Bu önerileri yerine getirmeleri gerekli. Onun dışında başka yapacağımız bir şeyimiz yok. Kendini toparladı. Ama toparlamayabilirdi. Mutlaka beslenme erkek kedilerde çok önemli. Bakın gördünüz. 1 gün önce ne kadar idrar yolları kanlıydı. Şimdi nasıl? Tekrar hayata bağlandı. Hadi gel, çıkartalım. Çok da şey bir kedi bu arada. Hani tutuyorsunuz patisini. Her kedi böyle durmaz.
Çok sakin. İnşallah nazar değdirmem şimdi. Dedin mi? Birden çekti. Çekti. Evet. Çok sakin. Gerçekten. Dışarı çıkan bir kediymiş. Bu arada kedimize ecelim iç dış parası da yapalım. Kendileri var kedilerin çünkü. Evet, ben tuttum Ece ablası. Tamam. 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 Korkmuyoruz. Evet. Ece ablası, siz şimdi kediye bir sevin, olur mu? Ben antibiyotiklerini hazırlayayım. Hala idrarımızda kanımız var. Zamanla geçecek ama. Hatırlıyor musun onu? Evet. Yani kedinin üzerinde kene kolay kolay olmaz. Dışarı çıktığı için ve parazitleri olmadığı için bu çocuğun üzerinde kene de vardı. Şimdi antibiyotiklerimizi yapalım. Karamuk. Çok güzel kedi değil mi? Çok güzel kedi. Ne oldu? Nereye gideceksin? Gel, gitmiyoruz. Gel. Gidiyorum Bedece. Evet. Şimdi Onur abisi hazırla. Ben de geçeyim. Enjeksiyonlarımızı yapalım. Öncelikle bu sanırım iç parazitimiz. O yakacak. Yok. Bu antibiyotiğimiz diye tahmin ediyorum. Yok. Bu iç parazitimizmiş. Canına acıttık. Tamam anneciğim. Tamam bebeğim. Tamam. Evet. Tamam. Peki. Bu biraz canımızı acıtan bir uygulamamız. Şimdi antibiyotiğimizi yapalım. Sen yap istersen. Kızıyoruz Ece. Dur bekle. Gel bir tane. Tamam. Ortalık karıştı biraz iç parası da sonra. Ben şimdi o zaman damlasını hazırlayayım, tamam mı? Ece sen tut. Tamam canım. Ne oldu? Tamam. Kim yaptı? Ay Onur yaptı, Onur. Hep Onur'un suçu. Onur yaptı, ben yapmadım. Bakma bana öyle. Karamuk. Onur abi döveceğiz. Döveceğiz Onur'u. Tamam mıyız? Onur dalmaya geliyor sana. İç parası biraz acıtıyor maalesef canım kedileri. Tamam. Diğer iğnelerimiz. Yapacağım inşallah. Kızıyoruz. Artık kızmaya başladık. Hadi yan tutalım bir de Ececiğim. Bunları da... Hoppa. Bunlar biraz daha acıtan uygulamalar. Tamam. Tamam güzelim. Tamam. Tamam. Bırakabilirsin. Tamam mı hepsi? Evet. Bırakabilirsin. Nem 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 nem. Yani bir sokak kedisine göre inanılmaz sakin bir kedi. Daha önce çünkü bazı sokak kedilerinde mimliyiz. Tavanlarda. İğnelerini de yaptık. Şimdi bak sen oturuşun güzelliğine bak. Kedimizi onlara teslim edeceğiz. Çok güzel bir kedi. Ben şimdi box'ımızı getireyim. Dış parazit damlamızı yapalım bu arada. Onu unuttuk. Üzerinde çünkü parazitlerimiz var. Yani bir kedinin üzerinde keneyi bayağı da görmemiştim. Kızma. Bu kadar. Geçmiş olsun bakalım. Evet, haklısın. Ben de döveceğim Onur'u. Evet. Kız beni de korkuttu.
Ne av. Tamam, şöyle geniş açıklamak. Kedimizi artık taburcu ediyoruz. Hadi bay bay de. Bay bay.